Şöyle bir akşam üzeri aldım sazı ele ot yan. Yaş geldi kırka dayandım, aktım gittim selam ot yan. Aktım gittim selam ot yan, gülüm babam dost. Yaş geldi kırka dayandı, coştum gittim selam ot yan, selam ot yan, selam ot yan, selam ot yan. Yıkılsın dünya alemi, bu sözü unutma evi. Benim için çal kalemi, işte haller böyle ot ya, işte haller böyle ot ya, böyle ot. Cefalar etsen alma üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp ya ellere meyil verirsen bağlana yolların dostum, 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 gelsene can. Kış ola bağlana yolların dostum, 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 gelsene can. Bir sultan abdalım gülüm dermişler oy. Bu şirin canıman içim kıymışlar oy. İster isem dünya malı vermişler. Dünya malı neylerim dostum, 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 dostum.
dostum, 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 gelsene can. Sensiz dünya malı neylerim dostum, 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 gelsene canım. Ağzınıza sağlık. Bir hafta sonu pandemide herkes evindeyken, sokağa çıkma yasağı varken biz bugün bir Anadolu devrimcisini, bir Anadolu yüreğini, buram buram Anadolu kokan bir aydınımızı, bir Cumhuriyet Çınarı'nın doğum gününü kutlayacağız. Görüyorsunuz kuzularıyla Fikret Otyam. Fikret Otyam bugün doğdu, bugün onun doğum günü. Biz onu hiçbir zaman unutmadığımızı ortaya koyacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü o hep insan sevgisini dokudu, hep yüreklere seslenmeye çalıştı. Hep içindeki o sevgiyi fışkırmaya çalıştı. Anadolu'nun köylerine gitti, Anadolu'nun en uzak mahallelerine ulaştı. Dertler dinledi, dertlere derman olmaya çalıştı ve o dertleri köşesine taşıdı, röportajlarına taşıdı, kitaplarına taşıdı, fırçasına taşıdı. O bir gazeteciydi, o bir yazardı, o bir fotoğrafçıydı. Fikret Otyam, onu saygıyla anacağız bugün. İki manevi çocuğu vardı. Birisi Zeynep Karababa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birisi Hüseyin Turan'dı. Hüseyin Turan'la ikisi... İkisi apayrıydı onun için. Ama inşallah benden bıkmadı insanlar. Şimdi ben böyle 15 günde bir buluşuyoruz seninle neredeyse. Olsun, seni çok seviyorlar. Ama bugün bu programda ben olmasam belki eksik kalırdı. Onun için ağırladığın için teşekkür ediyoruz. Yani oğlum derdi değil mi sana? Evet evet, benim de yani ben de her yerde söylerim. Ya babamlıyım, manevi babamdı benim baba. De Fikret Baba. Zaten aynı Hüseyin... zamanda ya benim hani şahidim. Nikah şahidi. Evet, evet, evet. Nikah hatta şahidim aynı zamanda. Filiz Hanım'la konuştum ben, Fikret Otyam'ın eşi. Bazı şeyler de anlattı. İzmir'de Zeynep Karababa'ya geleceğim. Eyvallah. Evleneceksin. Kızı vermiyorlar evet, Hüseyin'e. Evet, kızı zor aldık. Kıza. Yani... Ne diyor Fikret Baba orada? Ya dedi vermezlerse kaçırırız dedi. Falan böyle ama. Şahane, yani şahane. Esprilerini ürettik sonrasında. Zeynep ama... Karababa da kızıydı. Evet. Kızı evet, gibiydi. Evet. Aynen. Fikret Otyam da benim manevi babamdı. Aslında Fikret Otyam'la bizim... geçmişten gelen, geleneğimden gelen Feyzullah Çınar'la olan dostluğundan dolayı bana el verdi. Aileme olan yakınlığından dolayı. O anlamda sanırım bir 25 yıl Fikret Otyam'la Anadolu'da birçok yerde, birçok ortamda sevgili Hüseyin'le evet, beraber evet, bulundum. Yani Fikret Otyam kim ve ne diye kendime sorduğumda Fikret Otyam sevgi demek, merhamet demek, vefa demek benim için. Fikret Otyam o. Evet, kesinlikle. Sevgili izleyiciler, soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Şimdi Fikret Otyam Bingöl'ü severdi, Muş'u severdi, Diyarbakır'ı, Van'ı, Varto'yu hep severdi, İstanbul'u ve İzmir'in de onun için çok ayrı bir yeri vardı. Antalya'daydı en son ama. İzmir'den bugün çok değerli bir belediye başkanımız da var. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Utku Gümrükçü bize... Meşhurdur değil mi pelikanları? Tabii flamingomuz. Flamingoları. Bizim. Evet. Flamingoları Çiğli'nin meşhurdur evet. Ve program boyunca evet, bu flamingo benimle birlikte olacak, yanımda olacak. Benim kom moderatörlüğümü yapacak. O güzel, güzel flamingo. Pelikanlarla kardeşler yan yana evet, yaşıyorlar. Kardeşler yan yana yaşıyorlar bunlar zaten. Bunlar daha iyi. Bunlar daha iyi pelikanlar. Nüfusu daha kalabalık bizim evet, orada. Aynen öyle. Evet kesin. Ha halktan daha kalabalık. Şahane ya. Ama çok da güzel yakıştı. Şöyle yakından da verelim arkadaşlar. Bir flamingo bugün konuğumuz olmuş. Yani bunu atlamayalım. Şöyle elimde mi tutayım? Şöyle. Oo şahane görünüyor. Arkada Fikret Otyam kuzularıyla. Başkan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz iyisiniz. Nasıl gidiyor Çiğli? Valla 1,5 yıl oldu belediye başkanlığında. 200 bin nüfuslu bir şehir sürekli gelişiyor ve değişiyor. Sağlık, spor, kültür, sanat her alanda bir şeyler yapmamız zaten gerekiyor. Zaten Avrupa Birliği spor kenti seçti değil mi? Evet. Avrupa Birliği'nden 3. oldu ödül. Bu ödülümüz. Yerel demokrasinin geliştirilmesiyle ilgili bir ödül verdiler geçtiğimiz yıl.
Avrupa ödülü 4 basamaklı bir ödül. Onun ilk basamağı olan Avrupa diplomasını aldık. Bu yılda spor alanında bir Avrupa Spor Federasyonu'nun ödülüne layık gördük. Ama bu bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ve 2021 yılında yaptığımız çalışmaları kapsıyor. Sağlık, spor, kültür her alanda çalışmalara aktif bir şekilde devam edeceğiz Şili'de. Flamingolar da bizim en büyük yoldaşımız. Evet, yoldaş flamingo olsun. Şimdi Utku Gümrükçü'nün lisede 4 yıl öğretmeni oldum. Sınıfın en terbiyeli ve çalışkan öğrencilerinden biriydi. Onunla gurur duyuyorum. Başarıları daim olsun. Hepinize sevgiler diyor Hürşen Somer. Evet, Hürşen öğretmen. Hocam, öğretmenimizin. Öğretmenin mesajı var. Yine programı iple çekiyoruz diyor. Ama öğretmenler bizim dünya. Benim için de görkemli hatıralarda öğretmenler hep baş köşededir. Fikret Otyam da iyi bir öğretmendi. Benim annem ve babam da öğretmen. Harika. Onlar o zaman görkemli hatıraların müdavimidir annem, anne baba. Annem zaten gelirken aradı. Ben sürekli izliyorum dedi. Size de çok selam söyledi hepinize. Ben de saygılarımı iletiyorum annemize. Ellerinden öpüyorum. Anneler kıymetlidir. Anneler vazgeçilmezdir. Babalar da öyledir. İkisinin kokusu başkadır. Pandemi döneminde en çok neyi özledin derseniz ben annemin ve babamın kokusunu özledim. Hakikaten de herkes bu hasreti çekiyordur. Ama elbet bir gün bitecek bu hasret. Biz o kokuyla kucaklaşacağız. Şimdi Fikret Otyam türküleri de severdi. Başkan, ölmeden önce beni türkülerle gömün dedi. Vasiyet etti. Cenazesinde hem Zeynep Karababa hem de Hüseyin Turan türkü söylediler. Sümer Ezgi vardı bir de. Sümer Ezgi vardı, evet, ona da selam olsun buradan. Evet. Onu da çok severdi çünkü Antalya'da sıkça buluşuyorlar onlar. Aynen öyle. Biz zaten her doğum gününde yani son 3-4 yılına ben katıldım zaten. Böyle her doğum gününü gidip Antalya'da böyle özel kutluyorduk. Öyle bir saz ekibi falan geliyordu işte, yani Adıyaman'dan bizim... Gevendeler. Sevgili Kadir Dursun var. Yine çok aile dostu olduğu. O ona böyle bir sürpriz yapıp öyle bir saz ekibi de getiriyordu. Onu böyle güzel güzel eğleniyorduk doğum günlerinde babanın. En son Maltepe Belediyesi'nde yapmıştık sanırım. Evet evet. Ali orada Kılıç da yaptık. Yani da şimdi o eksikliği hissediyoruz gerçekten. Aynen. Yani çünkü gönül insanıydı baba. Evet. Hayvanlarla da arası çok iyiydi. Tabii ki evet. İnsanları severdi. Evet. Yüreği hep sevgiyle atıyordu. Evet. Peki size vasiyet etti. Düğün gibi uğurlandı. Evet, şimdi yani hem ağladık hem söyledik yani öyle. Mahsuni Şerif onun çok iyi dostuydu ve Mahsuni Şerif'in Mahsuni Şerif olmasında büyük bir katkısı vardır Fikret Otyam'ın. Girişte de Otyam'a yazdığı o güzel türküyle başladık. Mahsuni Şerif'e selam gönderdik. Siz de cenazesinde onun böyle kilise geldiği zaman Topal Abdo'nun hikayesini dinlerdi, evet, ve kayıtları alırdı, onu anlatırdı. Evet. Sevgili Halk TV izleyicileri, bugün Kerbela olayını bir başka pencereden göreceksiniz. Fikret Otyam anlatıyor, Mahsuni Şerif de türküsünü söylüyor. Sakın kaçırmayın, iki bölüm olarak ben hazırladım onu arkadaşlarımızla birlikte. Onu biraz sonra izleyeceğiz. Kerbela olayına bir de Fikret Otyam'ın penceresinden Mahsuni Şerif'in sazıyla bakacağız. Mahsuni Şerif'e diyor ki Kur'an-ı Kerim'ini aldı diyor. Onun Kur'an-ı Kerim'i bağlamasıydı diyor Mahsuni Şerif'i anlatırken. Siz o zaman kaçırmayın diyorum. Biraz sonra hem birinci bölümünü hem ikinci bölümünü Kerbela'yı bir izleyeceğiz, dinleyeceğiz Fikret Otyam'dan. Cenazesinde istediği bir türkü vardı ikinizden de. Ben ölürsem şunu okuyun ve bunu okuyun dedi, değil mi? Fikret Baba'nın 3 gün törenler cemevinde başladı. Biz o hani beni Alevi geleneklerine göre gömün, türkülerle gönderin dedi. Evet. Biz Antalya'da cemevinden, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Kültür Merkezi'nden Hacı Bektaşi Veli Dergahı'na kadar Otyam'ı türkülerle gönderdik. Üç yerde tören yapıldı. Üç tören yapıldı. Barak havalarını çok severdi. Bana da hani hep turna avazı derdi. Ve sevdiğine öyle derdi zaten. Aynen. Turna avazı. Bir şöyle bir avazlan, yüksek şöyle bir sesini çıkar derdi. Yani Otyam hani Pirin Diyarı'nda her zaman gönlümüzde. Bugün onun doğum gününde işte çok
severek, çok biraz da üzülerek tabii, ki onun yokluğu her zaman hayatımızda, o boşluk kaldı. Ama Anadolu'nun bir çınarıyla tanışmak, ondan beslenmek benim için çok büyük bir onurdur. Ve onu da gerçekten gururlu bir şekilde taşıyorum yani. Ben de aynı duygulara sahibim. Şunu da eklemeden edemeyeceğim. Ben Geyikbayırı'da ailecek işte gittik. Sonra evlendikten sonra işte bir kızımız oldu. Onunla birlikte gittik. O da yani şey derdi. Hatta o kadar ya özümsemişti ki yani Fikret Dede derdi. Bu arada benim asıl şey babam da yani dün itibariyle 2 yıl oldu. Onu da böyle hakka uğurladık. Ona da bir kez daha Allah rahmet etsin diyorum. O zaman gittiğimizde baba bir ayran çıkardı. Ama şey ayran hani böyle bildiğimiz, yani bildiğin gibi değil ayranlardan. Ya ben hayatımda içtiğim en güzel ayranı orada içtim mesela. O da benim hayatımda yani birlikte ayran tokuşturmuşluğumuz vardır. Mesela o da çok özel anlardan birisidir gerçekten. Hala o tadı ararım her yerde. Şimdi Fikret Otyam zaten bir gün birisi, bir çoban diyor ki gel benim davarları büt diyor. Sonra o çoban duyuyor ki Fikret Otyam diyor ki ben keçileri kaçırdım diyor. Çoban da artık gelmiyor. Sonradan öğreniyor ki Fikret Otyam'ın keçilerini kaçırmışlar, evet, çalmışlar. Evet, evet, evet. Öyle bir şey var. Onun için keçileri kaçırdı. Şeyleri vardı, tavus kuşları vardı mesela. Hı-hı. Yani o kadar güzel bir ortamdı ki böyle gerçekten. Hani gittiğinizde böyle cennet varsa eğer öyle bir yerdi yani. Orada hissediyordunuz kendinizi. Onu yaratmıştır. Evet, evet. Utku Başkan İzmir'e damat oldu. İzmir'de okudu. Ben zaten İzmirliyim aynı zamanda ya tabii ki. Yani biz aynı zamanda hemşeriyiz tabii ki. Evet, o zaman şöyle yapalım mı? Güzel mesajlar geliyor. Şimdi Fikret Otyam bir yakınını kaybettiği zaman çok üzülürdü. Ve Metin Altıok'un dizelerine sığınırdı. Orada şöyle diyor. Bir bir uzaklaşıyor sevdiğim insanlar. Ne zaman bir dosta gitsem evde, yok. Evde yoklar. Hadi bir Fikret Otyam'a gelsin. Bir Kırıkan Barak'a gelsin. Tamam o zaman. Onun en sevdiklerinden yine birisiydi bu. Yani böyle hani onu böyle özellikle yani son dönemdeki ülkenin içinde bulunduğu atmosfere istinaden falan böyle ya bunu her yere gönderelim derdi yani belki anlar birileri falan diye. Gönderelim o zaman. İcra etmeye çalışalım. Kırıkan evet. Barak mı diyoruz adına? Evet evet. Kırıkan Barak. Evet. Kaftan kafa hükmederdi bir zaman. Kaftan kafa hükmederdi bir zaman. Davudoğlu Sultan Süleyman öldü ya dost. Omuzuyla kaftanı kaldıran Hamza ile kahraman pehlivan öldü.
Medet Allah medet, Tuncan da öldü. Omuzuyla kaftanı kaldıran ya dost, Hamza ile kahraman pehlivan öldü. Efendi gül yüzlü hocan da öldü. Medet Allah medet, onlar da öldü. Hani ya bu dünya benim diyenler, hani ya bu dünya benim diyenler, milyonunun altınları sayanlar ya dost, hiç görünmez adamet yiyenler. Koca devler öldü, Şahmaran öldü. Medet Allah medet, Hocan da öldü. Hiç görünmez adamet yiyenler ya dost. Koca devler öldü, Şahmaran öldü. Efendi gül yüzlüm hocan da öldü. Medet Allah medet, onlar da öldü. Kalsa bu dünya Süleyman'a kalırdı. Kalsa bu dünya Süleyman'a kalırdı. Can teslim alsaydı da Nemrut alırdı ya dost. Çıkmayan canlara da derman bulurdu. Hekimler hekimi Lokman da öldü. Medet Allah medet, hocan da öldü. Çıkmayan canlara da derman bulurdu ya dost. Hekimler hekimi Lokman da öldü. Efendi gül yüzlüm hocan da öldü. Medet Allah medet, onlar da öldü. Ağzına sağlık. Fikret Otyam'ın en sevdiği türkülerdendi. Şimdi değerlerimize sahip çıkacağız. Değerlerimizi anlayarak sahip çıkacağız ama. Yani onların ne anlatmak istediğini biz anlamalıyız. İnsan sevgisini, sevgiye dayalı her şeyin, bütün üstünlükler, bütün her şeyin üstünde olacağını en iyi şekilde anlatanlardan birisiydi Fikret Otyam. Aşiretleri barıştırdı. Aşiretlerin yerleşik hayata geçmesine katkıda bulundu.
köylere okullar yaptırdı. Su okulu olmayan çözdü. Köylere. Harran, su sorunlarını çözdü. Harran Ovası. Değil mi? Harran Ovası ile ilgili zaten destanlar yazdı. Yani evet. Büyük biliyorsunuz KAP projesi eğer baba olmasa belki de hayata geçecek bir şey değildi yani. Zaten sonra, bir gün su veriyorlar ya suyu tabii, döküyor. Tabii. Bir gün diyor bu suyu içeceksiniz diyor. Evet. Fırat'ı Dicle'yi anlatırken. Evet. Onlar halkına aşıktı. Yani rengiydi, aynen sesiydi, dokusuydu. Doğru. O tiyan halka aşıktı. Evet. O mühür gözlü, sürmeli gözlü kadınlardı. İşte yani, kendisinin gözleri de güzeldi. Zaten aynen. Üç göz güzeldir derdi. Birisi doğulu, güneydoğulu kadınların gözü. İkincisi eşek sıpasının gözü. Ve Ceylan'ın gözü güzeldi derdi Fikret Otyan. Şimdi değerlere sahip çıkıyoruz başkan. Utku Başkan da, Utku Gümrükçü de. Fakir Baykurt da bu ülkenin büyük bir değeri. Yarın da köy enstitülerini konuşacağız. Erdal Erzincan'la konuşacağız. Rahmi Saltuk'la konuşacağız. Özel konuklarım da olacak yarın. Erdal Erzincan köy köy dolaşıyor, bağlama öğretiyor. Bir köy enstitüsü öğretmeni gibi. Kapandı ama Erdal Erzincan yüreğinde onu yaşatıyor. Ha bu arada bir fotoğraf getiriyor arkadaşlar. Hani bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı diyor ya. Bu da Almanya'nın başbakanı. Dünyanın en güçlü kadını işte bu kadın. Ahlaki anlamda olsun. Bakın işte kuyruğa girmiş herhalde. Bozuk para arıyor. Bozuk para arıyor. Para üstü verecek herhalde. Bir bretzel almış, bir simit almıştır ya da bir şey almıştır. Kadın dünyanın en güçlü kadını. Vatandaşlarına 1 milyar euro yardımda bulundu. Evde oturun dedi. Ben size bakacağım dedi. Siz diyor, dikkat edin diyor. Ne IBAN numarası verdi. Bakın işte bu kadın Angela Merkel. Niye buraya geldik? Anlattığı işte insan profili işte buydu. Fikret Otyam'ın da anlattığı. Halkına değer veren, halkına önem veren, halkı için. Bakın bu kadın işte. Şu anda dünyada vatandaşına en büyük yardımı yapan pandemide bu kadın. Yılın kadını seçti Time dergisi bunu. Evet. Ama ahlaki değerlere ve halkına verdiği önemden dolayı veriyor bu değeri. Bu kadın sevgili Halk TV izleyicileri 2018'di sanırım G20 toplantısı için Arjantin'e gidecekti Angela Merkel. Uçağı başbakanın bir uçağı var zaten onun. Arızalandı, arıza yaptı, gidemedi. Dedi ki hemen tarifeli uçak kaçta gidiyor? Buenos Aires'e giden uçak kaçta gidiyor? Dediler Frankfurt'tan işte 3 saat sonra tamam onunla gidelim dedi. Yer varsa onunla gidelim dedi. İşte bu kadın dünyanın en güçlü, dünyanın enflasyonu sıfır, halkı refah içerisinde mutlu bir şekilde yaşıyor. Pandemide halkına IBAN numarası verip yardım istemiyor. Ama bizi kıskanıyorlar yine ya. Onlar kıskanıyor. Baksanıza bozuk para sayıyor. Ne onu sayıyorsun? Bırak senin korumaların getirir evine ekmeğini falan. Bir dairede oturuyor. Değil mi? Ya bırak üstü kalsın. Bir daha apartmanda oturuyor bir de. Makam arabasını görseniz 2012 model eski bir minibüs. Neredeyse bir minibüs işte. Ver 10 euro üstü kalsın yani değil mi? Evet. Şey Fikret Otyam'ı anarken Merkel'in neler yaptığını bu pandemi döneminde anlatmaya çalıştım. Şimdi Utku Başkan da bizim çok önemli değerlerimizden Fakir Baykurt, işte köy enstitülü bir delikanlı. Ona sahip çıktı. Onunla ilgili bir ödül töreni düzenledi. Bir yarışma düzenlendi. Ve o yarışmada Fakir Baykurt'a aslında bir saygı duruşuydu değil mi? Aynen. Şimdi Fikret Otyam Anadolu aydınlanmasının bir büyük ürünü ve taşıyıcısı. İnsanın Anadolu'nun o binlerce yıllık geleneğinin temsilcisi. Onu bugüne yaşatan, aktaran bir büyük usta. Fakir Baykurt da öyle. Bunlara dervişler diyebiliriz, modern çağın dervişleri. Geleneğimizi, göreneğimizi, kardeşliği, doğa sevgisini, insan sevgisini, hayvan sevgisini taşıyan, hem bize hem geleceğe bu değerleri aktarmaya gayret eden dervişler diyebiliriz. Onların sayesinde Türkiye'de aydınlanma değerleri, laiklik, demokrasi, insan hakları bugün hala konuşulabiliyor. Köy enstitüleri Türkiye'nin aydınlanma devriminin en büyük ürünlerinden bir tanesi. Anadolu'nun o fakir halkından çocukları eğitimle buluşturan, üretime yönelik çalışmalar yaptıran, sonra onları öğretmen olarak doğdukları bölgelere, yörelere yollayan, o Avrupa'nın, Amerika'nın demokrasili insan hakları... Bir Fakir Baykurt fotoğrafı verebiliriz arkadaşlar.
değerlerini bize yansıtan ve topraktan gelen o kardeşlik kültürüyle evrensel değerleri buluşmasını sağlayan insanlar. Fakir Baykurt onlardan bir tanesi. Zaten öğretmenler sizin de söylediğiniz gibi bu işte çok önemli. Köy enstitüsünden yetişmiş bir öğretmen Fakir Baykurt. Benim annem babam da öğretmen, söylemiştim. Şimdi annem gelirken aradı. Dedi ki mutlaka şunu söyle. İşte o doğa sevgisi, insan sevgisi. Annemin bir manolyası var. Adı Deniz. Bir çınar ağacı var. Onun adı da Nazım. Biz böyle büyüdük. Bu kültürle büyüdük. Bu Anadolu'nun bu ruhi sularla mesela beni doğururken türkülerle doğurmak istemiş annem. Ama o dönem 81 doğumluyum ben. Darbe dönemi olduğu için kasetler yasaklıymış. Polis babamı almış. Doğuma da katılamamış. Nezarette yatmış. Yani hani biz bunları da yaşadık. Bu ülke bu acıları da yaşadı. Evet. Ama bu acılardan da ders alarak, bu değerlerimize de sahip çıkarak bugün bu kültürü bir yaşam biçimine dönüştürüp yaşatmamız lazım. Ben bir belediye başkanıyım. Fakir Baykurt'a geleceğim ama biraz lafı uzattım, kusura bakmayın. Yok, rica ederiz. 1989'da Türkiye'de SHP yerel yönetimlerin çoğunu aldı. Bergama doğumluyum. Metin Altıok'un hemşerisiyim. Bir belediye başkanımız vardı, Sefa Taşkın. Belki tanışma fırsatı bulmuşsunuzdur. O dönem yaptığı çalışmalarla yerel yönetimlerdeki kültür faaliyetlerinin toplumu nasıl dönüştüreceğine dönük bir şeyini ben yaşadım birebir. Çok değerli bir başkandı gerçekten. Sinemayı ilk o getirdi Bergama'ya. İşte bizim bir kermesimiz var. Ve Fakir Baykurt da geldi başkan. 70'li yılına gelecek. Siyanürle altın arayanların karşısına çıkardı. Çıktı, mücadele etti. Her şeyin içindeydi hakikaten. Zeus Sunağı var. Bergama'da Almanya'ya kaçırıldı. Onun geri getirilmesi için kampanyaları örgütledi. O dönemde şiir yarışmaları, işte sinema gösterimi. Mesela Ölü Ozanlar Derneği'ni ilk defa ben belediyenin gösteriminde izledim. Vay. İşte Ahmet Taner Kışlalı, Toktamış Ateş, o dönemin aydınlarını Robin Bergama'ya selam olsun. Bergama'ya getirdi ve benim bünyede bulunan virüs, öyle diyeyim, anne ve babadan gelen o belediyenin kültürel faaliyetleriyle ortaya çıktı ve bugünkü Utku Gümrükçü'yü yarattı. Şimdi bir yerel yönetim sanatta, sanatçıya ve bu değerlere sahip çıkarsa eğer ve bunları toplumda egemen kılmaya çalışırsa yarışmalarıyla, konserleriyle, festivalleriyle gelecek nesillere yönelik bir büyük iş yapmış olur diye düşünüyorum. Biz de bu anlamda Fakir Baykurt'u yaşatabilmek için Türkiye'de ilk roman ödülünü verdik. Çiğli Belediyesi olarak ilk defa 2020 yılında. Aynı gelenekten gelen toplumcu, gerçekçi bir yazar Turan Ali Çağlar. Jürimizde de Adnan Binyazar var, Öner Yağcı var, Hüseyin Hidayet Karakuş var. Yani önemli isimler var. Oy birliğiyle Turan Ali Çağlar'ın romanını seçtiler. Literatür Yayın Evi, bu da bizim için büyük onurdur, bu kitabı bastı. Şu an raflarda Çiğli Belediyesi. İşte Amasanga. Çok güzel. Turan Ali Çağlar'ın ödül kazanan kitabı. Literatür zaten kitaplarını da basıyor. Fakir Baykurt'un. Evet. Siz bulursunuz başkanım, ben size vereceğim. Işık Baykurt selam gönderiyor başkan. Günaydınlar. Fikret Otyam'ı anacağınız bu programda iyi yayınlar diliyorum. Sevgili Utku Başkan da İstanbul'a hoş gelmiş. Tüm konuklarımıza selamlar, sevgiler diyor. Sevgi Fatma bizden. Bektaş günaydın. Hayırlı programlarınız olsun. Hüseyin Turan'ı ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel türkülerimizi söylüyor. Zeynep Hanım'a da selamlar. İyi ki varsınız diyor. O zaman şöyle yapalım, mesajlarınızı okuyacağım ben. Bir şey de ben belirtmek isterim. Bugün tabii aynı ki zamanda Maraş katliamının yıl dönümü. Maraş katliamının aynı zamanda yani acı gün. Yani bu ülkede az önce bahsettik de oradan aklıma geldi. Yani hakikaten o köy enstitülerinin eğer devamı olsaydı, bu ülke böyle acılarla hiçbir şekilde bence karşılaşmayacaktı. Bütün yani o dönemki insanların böyle ya şeyiyle, tabii ki bir bahane değil bu. Yani böyle cehaletin ürünü falan deyip işin içinden çıkmamak lazım. Yani bu kötü insanlar her zaman vardı bu ülkede. Hala varlar. Onun için ben orada ölen insanlarımıza Allah'tan bir kez daha burada şey diliyorum, ya rahmet diliyorum. Bunu yapan, ya
bu zihniyet de cehennemin dibine gitsin. Evet. Bunu söylemek isterim. Saygıyla anıyoruz. Evet, hepsini saygıyla anıyoruz. Evet. İçimizde bir yaradır. İçimizde bir yara da Kerbela'dır. Şimdi oraya geleceğiz. Evet. Bergama'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar diyor Özgül Özçakmak. Rahmi Saltuk mu yarın konuk olacak demiş bir izleyicimiz. Evet, yarın Rahmi Saltuk konuğumuz. Ruhi Su'yu anlatacak. Ruhi Su'nun köy enstitülerinde nasıl bir öğretmen olduğunu anlatacak. Şimdiden o müjdeyi veriyorum size. Konuştuğunuz dil ne kadar güzel, programa katılan konuklar ne kadar gerçek, yalan yok, dolan yok, ne de güzel anlatılıyor. Anlatıyorsunuz eski büyüklerimizi. Çok teşekkürler diyor Deniz Bey'in gönderdiği mesaj. Şimdi o zaman şöyle yapalım. İçimizde kanayan bir yaradır Kerbela. Başkan hiçbir zaman unutulmayacaktır. O acıyı, o acı günü bir de Fikret Otyam'ın anlatımı ve Mahsuni Baba'nın, Mahsuni Şerif'in sazıyla bir dinleyelim. Ardından Zeynep Karababa bir Pir Sultan'la selamlayacak hepinizi. Çıt çıkmıyordu, çıt çıkmıyordu Mahsuni çalarken. Teller sanki susuzluktan kıvrılıyor. Her vuruş divan sazının bağrına ok gibi iniyor. Değişler o anı yaşatıyordu, yansıtıyordu. Dal boyunda nazar kılmış dedesi, su içmeyip şehit olan Hüseyin. Ey canım Şahseyin. Eğliyor kan içinde Kerbela kurbanları. Murtaza'nın gözü nuru, Mustafa'nın canları. Susuz yatan şu dünyanın biçare sultanları. Sen şehitlerin hüdasın, evliyasın dost Hüseyin. Hazreti Muhammed ileride üçüncü imam olan torunu Hüseyin'i mescitte görünce kucağına almıştı. Hüseyin doğduğu zaman sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuyan dedesinin sakalını okşuyordu. Hazreti Muhammed Hüseyin'i ağzından ağzına almış, Allah'ım demişti, Allah'ım ben seviyorum bunu, sen de sev. Boynundan öpermiş her daim. Hüseyin bendendir, ben Hüseyin'denim. Allah sevsin Hüseyin'i seveni dermiş durmadan. İnsanların eşitliğine çalışan, gönlü yüce, yoksulların koruyucusuydu, birlikçiydi, dirlikçiydi. Muaviye hicretin 54. yılında oğlu Yezid'i kendisine veliaht tayin etti. Hüseyin de biat etmediler. Muaviye ölünce oğlu Yezid yerine geçmişti. Tek isteği Hüseyin'in kendisine biat etmesiydi. Medine valisi Veli de Mekke valisi Amr'a emir üstüne emir veriyor. Biat etmeyenlerin kellelerinin vurulmasını istiyordu. Hicranınla yandım Şah Efendi. Gel benim efendim şahım, kerem kıl bu halime. Kan içinde püryan oldu, yanar durur yüreğim. Böyle midir hizmet etmek Hazreti Peygamber'e? Ol Fatime-i Zühre, Akifa-i Haydar'a. Hüseyin emri bildirene, ey emir, biz nübüvvet ehli beytiyiz, risalet madeniyiz. Yezid ise suçlarla bulaşmış bir kanlıdır. Benim gibi birinin ona biat etmesine imkan yok diyordu. Hüseyin Medine'de rahat edemeyeceğini anlayınca Mekke'ye gitti. Iraklılar yalvararak çağırıyorlardı onu. Kerbela'da öten dertli turnalar,
Bakın Hüseyin'e yar elendi mi? Zalim Yezidlerin kanlı eliyle mübarek bedeni parelendi mi? Mübarek bedeni parelendi mi? Oy zalim dünya. Hüseyin'e değdikçe hançerler oklar, arşa direk oldu ahı firgatlar, perişan oldu mu masumu paklar, evladı Aliler zarelendi mi? Evladı Aliler zarelendi mi? Oy zalim dünya. Derviş Kemal der ki unutma dünü, canlar Kerbela'ya çevirmiş yönü, Muharrem ayında Aşure günü, Muhammed ümmeti karelendi mi? Muhammed ümmeti karelendi mi? Oy zalim dünya. Maraş'ta yitirdiklerimiz. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Adem Gümrükçü, başarılar oğlum, seninle gurur duyuyorum. İyi yayınlar Serhan Asker diyor. Bir babanın gururu, yerel yönetici olmuş ve oğlunu Halk TV'de izliyor, selam gönderiyor. İşte analar, babalar çocuklarıyla böyle gurur duyarlar. Benim annem de hep der, oğlum seni dinledikçe ne kadar cahil olduğumu düşünüyorum. Ya anne, ben de bir cahilim. Biraz bir şeyler öğrendiysem de beni doğuran sensin diyorum. Onu öyle teselli etmeye çalışıyorum. Analar, babalar her zaman baş tacıdır. Bu programda hep hatırlatıyorum. Eğer zaman zaman unutuyorsak bile sarılın bir telefona. Arayın annenizi, babanızı. Görkemli hatıraları izliyordur. Telefonunuzu da açmaz ama siz yine de bir arayın. Şimdi anneler babalar hep diyor ki ya görkemli hatıralar sırasında kimseyi misafir almıyoruz, konu kabul etmiyoruz. Gelecek olan varsa da öğleden sonra diyoruz. Şimdi evet, öyle bir şey oluşturdun yani Selancığım gerçekten. Halk TV'nin başarısı evet, bu. Halk yani. TV gerçekten evet. Bu imkanı veriyor bize, kültürün, sanatın değerini anlatmamızı evet. Bana söylediler. Biz de bu programı yapıyoruz ve bu program gerçekten de bu ülkede kültür sanat programlarının, edebiyat, felsefe, tarih konuşulan programların izlendiğini ortaya koyuyor. Yıllarca bizi aldattılar diyorum o uyduruk programlarla, dizilerle, yarışmalarla, hatırlarda hiç kalmayacak yarışma programlarıyla. En azından bu programı izledikten sonra Fikret Otyam'ın kim olduğunu, hayvan sevgisini, insan sevgisini öğreneceğiz. Evet, şimdi başkan, gelen mesajlarda babanın gururu da vardı. Bunun Fikret Otyam üzerinden ele aldığımız zaman
Türkülere de döktüğümüz zaman İzmir'de de türküler çok sevilir ve söylenir de burada türkülerde. Biz türküleri hayatımızda nereye koyacağız? Bir yerel yönetici olarak sanatsal etkinlikler yapılıyor, programlar yapılıyor, festivaller yapılıyor. Çiğli bu aşamada nerede? Şimdi öncelikle Maraş'ta, Sivas'ta kaybettiğimiz canların anısını yaşatmak lazım. Kerbela, mazlumla zalimin mücadelesinin evet. en simgesel Aynen. şeylerinden bir tanesi. Bizim Çiğli'de çok Alevi yurttaşımız var. Varto depremiyle yerleşmiş. Ben 22 yıldır oradayım. Onlarla beraber büyüdüm. Çok arkadaşım vardır orada başka. Hemşerimiz de çok. Ekmeklerini yedim, sularını içtim. Onlar beni desteklediler, büyüttüler. Bu noktaya geldiysem onların sayesinde geldim. Ve onlardan hiç kötülük görmedim. Her toplumun kendine göre kendini bilmezi vardır. Tabii ki. Yobazı vardır, katısı vardır. Ama Aleviler, Alevi Bektaşi kültürü Anadolu aydınlanmasının temel değeri zaten. Onu çıkarırsak geriye çok bir şey kalmaz. O anlamda türküler zaten bizim o kültürün yaşadığı, dilden dile aktarıldığı, geleceğe okunmuş şiirler öyle diyelim. Biz de belediye olarak hem yerel sanatçılarımızla hem ulusal sanatçılarımızla bir festivaller kenti, şölenler kenti, bir kültür kenti inşa etmek istedik. Ama özellikle 2020'de pandemi bize çok engel oldu. Bir felsefe günleri çalışması başlatmıştık. Yani sadece işte. Şiirle, türküyle, sinemayla ne değil. Ne güzel. İşittiniz değil mi sevgili izleyiciler? Felsefe günü başlatılıyor. Sosyal medyada bir gün söz vermiştim felsefeci öğretmenlere, atama bekleyen felsefeci öğretmenlere destek olacağım. Felsefe dersleri, mantık, psikoloji dersleri daha yoğun bir şekilde okullarda okutulmadığı sürece hep eksik kalırız. Sorgulamadan uzak kalırız. Yerel yönetim açısından da bu çok değerlidir. Ben hayatımda bana en güzel dokunuşları yapan kişi benim felsefe öğretmenimdir. Ömer Yalçın. Burada onu tekrar rahmetle anıyorum. Oğlum oku, oku, oku demiştir. Okumazsan soru soramazsın demişti. Evet çok güzel başkan. Yani sebep sonuç ilişkisi nedir? Maddenin hareketi nedir? Bunu anlamak, bunun üzerine düşünmek, kafa yormak zihni açar, insanları özgürleştirir. Ve o açılmış zihinlere sanat da besin olur, gıda olur, onu geliştirir. 2021'de umarım bu pandemi şartları ortadan kalkar. Biz de hep birlikte sizleri Çiğli'de ağırlama Eyvallah. Fırsatı buluruz. Mutlu oluruz, İnşallah. Çok seviniriz. Bir Çiğli'ye gide gide yaparız. Şimdi Tabii. Fikret Otyam'ın başkan felsefe günlerine de, ben de davet bekliyorum. Tamam. Geleceğim büyük zevkle. Gide gide ne biçim Amerika, ne biçim Rusya, İran, Afganistan, Pakistan. Fikret Otyam'ın kaleminden şahane bir yazı. Bu Hüseyin Tuğra'nın kütüphanesinden geldi. Gide gideyi işte böyle anlatıyor Fikret Otyam gittiği yerleri. Bir gün Kastamonu'da Araç ilçesine gidiyor Bülent Ecevit ve Fikret Otyam takip ediyor. Araç ilçesinde bir kadın geliyor. Buradan bir türküyle bağlayacağız Hüseyin. Bir hazırlık yap bence. Bir güzel uzun bir barak türküsü. İsterseniz onu ikinci bölümde o barak. İkinci söyleyeyim. Bölümde. Şimdi onun yine en sevdiği az önce yine Kerbela ile ilgili bir şey gösterdiniz. Hı hı. Onunla ilgili olsun. İlgili olsun. Eylen tamam. yolcum eylen. Evet. Tamam. O zaman şöyle. İşte burada o ilçede bir kadınla karşılaşıyor. Bülent Ecevit o sırada genel sekreter CHP'de. Ortanın solu hareketi için adımlar atıyor. Ve orada diyor ki oğul diyor. Oğul diyor bir kadın Bülent Ecevit'e. Bütün bu söylediklerin diyor olduğu zaman benim torunum et yiyebilecek mi diyor. Bülent Ecevit'ten bunu istiyor. Benim torunum et yiyebilecek mi diyor. Ecevit şaşırmıştı diyor. Sanırım ortanın solunda et yemeği, kapama, yahni, incik kebabı, tas kebabı, kavurma ve de başkaları düşünülmemişti ayrıntılı olarak ve kadın eklemişti. Et yiyebilecekse torunum helal olsun. Bu yol iyi bir yoldur diyor ve bir sonraki Ecevit'in doğum mitinginde yine Fikret Otyam takip ediyor. Büyük bir döviz pankart açılıyor. Terzi söküğünü dikemez, doğulu etini yiyemez. İşte 2020'deyiz. Et yemeden bu dünyadan giden vatandaşlarımız var ne yazık ki.
Eylen yolcum eylen, bir su vereyim. Susuz çöller aşmadın mı yaralı? Hüseyin'in cemali vardır yüzünde, beni mahrum etme dost ellerinden, şah yollarından. Hüseyin'in cemali vardır yüzünde, beni mahrum etme dost ellerinden, şah yollarından. Düştüm sevdiklerimden, ok yedim zamane Yezidlerinden. Dileğim var Kerbela'nın gülünden, beni mahrum etme dost ellerinden, şah yollarından. Dileğim var Kerbela'nın gülünden, beni mahrum etme dost ellerinden, şah yollarından. Sensin Zeynel Can'ın Kabe dedi, sana gelen oklar sinemi deldi. Bak ben de susuzum o günden beri, beni mahrum etme dost ellerinden, şah yollarından. Bak ben de susuzum o günden beri, beni mahrum etme dost ellerinden, şah yollarından.